Çünkü geçenlerde bir düğüne gittiğimizde ne kadar anonsyon yapılırsa yapılsın hiçbir şekilde maske takılmıyor. Sonra düğün sahiplerini tanıyoruz biz, gerek yok diyorlar. Yani sağlığı çok düşünen yok. İnsanların biraz daha sağlığı düşünmelerini öneriyorum ben. Davetiye bastırmış adam. Düğün yok diyor. Ne yapacak? Baba gitmiş, takmış. Oğlana veriyor. Kız gelini diyor. Ne olacak bu? Bu şimdi öyle. Dut devri diye, yut devri diye, dut devri. Tabloları falan kontrol ediyoruz. Her zaman haberleri falan dinliyorum. 1400, 1200 falan diyor ama sadece bu sanki Kayseri'de olan bir şey. Vatandaşı gerçek şekilde bilinçlendirseler belki daha sıkı bir önlem alacağız. Korona döneminde yapılan düğünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi aslında gençleri anlıyorum, evlenmek isteyen gençleri de. Bu dönemde düğün yapılması bence biraz saçma. Çünkü az insan davet etseler diğerleri küsecek. Çok insan davet etseler korona tehlikesi var. Bence sadece nikah yapsınlar. Onunla tamamlasınlar diye düşünüyorum ben. Vallahi biz daha dün akşam düğün yaptık. Gayet de dikkat ettik. Tabii etmeyenler de var. Yani bizim millet tabii çok dikkat etmiyor aslında. Yani bizim geleneğimizde şey olduğu için hani sarılma, öpüşme falan. Ondan dolayı. Ama biz genelde dikkat etmeye çalıştık yani. Benim görüşüme göre düğünlerin bence durması gerekiyor. Çünkü en toplu olan yerlerde, insanların toplu olduğu yerlerde düğün, cenaze, bu gibi durumlarda cenazeyi en yakınları, ama düğünlerin kesinlikle ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bu arada vaka sayımız çok arttı. Devlet yetkililerimiz de zaten bunu söylüyor, Sağlık Bakanımız. Onun için düğünlerin iptal edilmesini görüş olarak belirtmek istiyorum. Aşırı saçma. Gereksiz. Aslında kimse evlenmeyecekken şu sene evleniyorlar hepsi. Çok gereksiz. Tedbirler yetersiz. Düğünler biraz mecburi bir etkinlik olsa da kalabalığa fazla davete gerek duymadan kendi aralarında ufak bir ritüelle halletmeleri gerektiğini taraftarıyım. Sizce halloluyor mu öyle? Herkes bir defa evlendiği için, yani öyle olduğunu umuyoruz. Bu da bizim örf adet anneannelerimizin pek de mümkün olacağını göstermiyor. Kızımız bir defa evleniyor, oğlumuz bir defa evleniyor. Biz gittik, onlar gelsin. Bir daha ne zaman gideceğiz gibisinden. Mecburen gidiyor insanlar. Hiç dikkat edilmiyor. Bu dönemde bence sağlıklı bulmuyorum. Neden? Çok kalabalık. İç içeler, maskeye falan önem verilmiyor. İster istemez düğünde oynanacak, kucaklaşacak, hasretler. Yani ben, ama olmasa da ne olacak bu insanların, işte çocukların nasıl olacak? Zor durum. Vallahi hiç de iyi düşünmüyor yani. Sürekli hastalık artıyor. Başka diyecek ne var yani? Her şey ortada, görüyorsunuz. En iyi yaşayan giden de bizik. Gördüğün gibi otobüs olduğumuz için her şeyi biliyor yani. Millet Sağlık Bakanı uzak durun dedikçe bizimkiler sarılma solaş geziyor. Ondan dolayı da hiç tavsiye etmiyoruz yani. İnsanların bilinçsiz o düğünlere gitmesini esnafını kınıyorum yani, kesinlikle. Bilinçsiz bir şekilde düğüne gidip ve maske takılması, takmamaları yani kadar korkunç bir şey yok diye düşünüyorum. Yapılmaması gerekir, ertelenmesi gerekir. Ben başka ne diyebilirim ki? Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Sonra acı son kötü oluyor yani. Efendim, bu hastalık Müslüman Türk'e göre bir hastalık değil. Tabii ki tedbirli olmak lazım. Düğünlerimizi de yaparken biraz daha dikkatli olursak iyi olur. Düğün yapılmasında hiçbir sakınca yok. Bütün sosyal faaliyetler normal şekilde yürünmeli. Hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Yapılmaması gerekir. Hastalığı yayan onlar, değil mi? O yüzden ben gitmiyorum mesela. Şahsen gitmiyorum düğünlere. Mümkün olduğu kadar toplumdan, kalabalıktan uzak durmak gerekiyor. Yani sağlık önlemleri için. Ya, komşumuzun oldu, ben gitmedim. Yani gittik, söyledik maruzatımızı. Çünkü işte evde hastası olan var, çocuğu olan var. O yüzden bu dönemde askeri uğurlamaymış, düğünümüş, böyle toplu geleneksel şeylerimize biraz ara vermeliyiz. Biz öyle düşünüyoruz. Normal mesafeyi korusalar
İyi bir şey de yalnız korum hiçbirimiz de koruyamıyor. Ama bizim insanların genelinde öyle. Yani ben kendimden pay biçeyim. 10 dakika korusak 10 dakika koruyamıyor. Vallahi doğru bir şey görmüyorum çünkü millet dikkat etmiyor. Sosyal mesafe, maske falan. Yani şu anda düğünler biraz ara verilse iyi olur yani. Ben hiç güzel düşünmüyorum. Yenim düğün, 3 günlük 2 günlük bir eğlence ama ömür can daha önemli değil mi? Hayat daha önemli. Bir kişi 100 kişiye bulaştırıyor diyorlar. Bu çok tehlikeli. Aslında düğünü gerek yok yani. Yani ömür boyu yaz o gelinden bir virüs kapacak hasta olacak. Oğlan damat virüs hasta olacak. Ne yapar diye düğün? Hiçbir şey yaramadı. Ama bizim halka bunu anlatmak zor. Bugün bir şey olsa vay devlet ya devlet ne yapsın? Hangisi ne için devlet? Kendi kendini korumazsan devlet seni ne kadar korur yani bilin adamı. Yani düğünler şöyle. Gerekli önlem alındığında sıkıntı yok ama ben şu an alınan önlemleri yani yetersiz buluyorum. Gerek sosyal mesafe, gerek maske kullanımı falan hani onların biraz daha iyileştirilmesi lazım ve denetim olarak daha da iyi olması lazım. Onun dışında yani bunlar olursa sıkıntı olmaz yani ama bunlar olduğu sürece bence yetersiz yani önlemler. Ben düğüne gidiyorum şimdi abi. Buradan yapacak bir şey yok yayılırsa da Allah yukarıda. Ya çok yanlış bir şey çünkü insanlar bulaşıyor. Bulaşma hızı daha yüksek. Birbirlerine istedikleri kadar uzak dursunlar. Aynı ortam bulundukları sürece bulaşır yani. Aslında yapılmaması gerekiyor ama bir taraftan da mecbur yapılıyor ama biraz daha dikkatli olunması gerekiyor aslında. Yani biraz daha vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Çünkü bu gidiş pek iyiye gitmiyor. Ne düşüneyim ya? Herkesin hakkı muradı ama biraz mesafeli olsun, az olsun. Başka da ne diyeyim ki? Bence çok saçma. Hani daha da yayılmasını sağlayan bir şeyler. Bence çok saçma. Sizce ne yapılmalı? Bence yapılmamalı. Beklesinler, gebermezler. Yavrum şu dönemde düğün mi olur? Bir düğün yapacak diye kaç kişinin zararını şeyine giriyorsunuz, günah. Allah iyi demez. Herkes normal bir zamanda yapsın. Bir nikahına alsın götürsün. Ne yapak? Yok gündem öyle götürmüyor. Yani düğün yapanlara da tamam ister gönül de ne yapalım? Zaman öyle değil. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki uyarılarını dikkate almak gerekiyor. Ama bazı illerde, bazı yörelerde buna dikkat edilmediğini görüyoruz. İnsanlarımız bilinçli olması lazım. Maske takma, sosyal mesafe kurallarına uyması lazım. Özellikle dezenfekte olayına da çok dikkat etmek lazım. Bizler elimizden geldiği kadar sağlığımıza dikkat ediyoruz. Temizliğimize dikkat ediyoruz. Veya rahatsız olan kişilerin dışarı çıkmaması lazım. Bazı son zamanlardaki duyumlarımız kendi evinde karantina sürecine giren kişilerin de bir yerlere gidip ziyaretlerde bulunduğu, düğünlere katıldığı şeklinde. Tamamıyla bu pandemi sürecini atlatmak bizim elimizde. Ne kadar dikkatli olursak, ne kadar özen gösterirsek o kadar başarılı oluruz. İnşallah bu süreci atlatırız diyorum. İnsanlarımızın daha çok dikkatli olmasını temenni ediyorum. Yani düğünler gerçekten gereksiz. Yani şu zamanda, şu süreçte gereksiz. Zaten insanımız bunu algılamıyor. Kesinlikle algılamıyor. Yani hani denetimci geliyor diyorlar, yapıyor diyorlar, ediyor diyorlar ama ben mahallede, sağda, solda gördüğüm düğünlerde hep halayda, mesafe yok, hiçbir şekilde kesinlikle yok. Yani ben bu duruma karşıyım. Mesela tamam ben de evleneceğim edeceğim ama bir süreç var. Gerçekten bir süreç var. Şöyle tabloları falan kontrol ediyoruz. Her zaman haberleri falan dinliyorum. 1400, 1200 falan diyor ama sadece bu sanki Kayseri'de olan bir şey. Vatandaşı gerçek şekilde bilinçlendirseler belki daha sıkı bir önlem alacağız. Yani düğün konusunda da geldiğimiz zaman az önce de söylediğiniz gibi gereksiz, açılmaması gereken bir şey. Çünkü bir süreç var. Atlatalım. Çünkü o kadar profesör, doktor, herkes canın yanında açıklıyor. Diyor ki yani mesafeyi koruyun, ellerinizi yıkayın, yakınlık yapmayın. Ama buna rağmen hiçbir şekilde mesafe korunmuyor. Bu korunmadığı sürece de zaten biz bu virüsü atlatamayız. Kesinlikle. Şimdi siz evleniyorsunuz değil mi? Bir davetiye kartı bastırıyorsunuz. Senin baban 100-200 tane düğüne gidiyor. Takı takıyor. Onun bir karşılığı var. Yani sen takıyorsun altın olmuş 700-800 lira, 900 lira. Ne olacak yani bu ortam? Davetiye bastırmış adam. Düğün yok diyor. Ne yapacak? Baba gitmiş, takmış. Oğlana veriyor. Kız gelini diyor. Ne olacak bu? Bu şimdi öyle. Dut devri diye, yut devri diye, dut devri. Değil mi? Öyle değil mi? Ne yapacak? Mecbur buna bir müsaade edecekler, buna bir çare bulacaklar, buna bir yöntem bulacaklar. Ben ses sanatçısıyım. Bizim de yakında düğüne gideceğim ben de.
Aslında biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Hani söyleniliyor ama kimsenin dikkat ettiğini düşünmüyorum. Çünkü geçenlerde bir düğüne gittiğimizde ne kadar anons yapılırsa yapılsın hiçbir şekilde maske takılmıyor. Sonra düğün sahiplerini tanıyoruz biz, gerek yok diyorlar. Yani sağlığı çok düşünen yok. İnsanların biraz daha sağlığı düşünmelerini öneriyorum ben. Şimdi korona döneminde mesafe korunduğu sürece düğünlerde herhangi bir sorun yok. Bu da tamamen kültürel bir olay. Bazen bakıyorsunuz insanlar iç içe. Bu tabii sakıncalı. Ama normalde kurallara uyup yapılan düğünler de var. Ama maalesef Türkiye'deki eğitim düzeyi ve kültür düzeyi çok düşük olduğu için koronaya davetiye çıkartan düğünler oluyor. Özellikle bu bölgelerde de bu çok fazla. Gözlemliyoruz da iç içe hep akrabalar bir arada 70 yaşında, 80 yaşında. Yasaklara uyulmuyor. Maske takılmıyor. Hiçbir kural yok. Yakaladıklarına ceza kesiyorlar. Yakalamak istemediklerine ve yakalamadıklarına hiçbir şey yok. Tabii korona yayılıyor. Hastanelerde yer kalmamış Kayseri'de. İnsanlar kartonların üstünde yatıyormuş. Bunu ben görmedim gözümden ama yaşlı teyzeler falan bunu söylüyorlar. Böyle giderse daha da kötü olacak. Allah'tan bu korona denen illet fazla herhalde etki eden bir hastalık değil. O yüzden de ölüm oranı düşük. Yoksa yani bu hiçbir ülkenin başarısı falan değil. Bu hastalığın verdiği zararın azlığından dolayı böyle. Yoksa bizim bu milletimiz en az günde 2000-3000 kişinin ölmesi lazım bu durumda.